Son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili bir açıklama alabilir miyiz sizden lütfen? Tabii bu konuda biliyorsunuz küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddetle ve kadın cinayetleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bu konuda bütün paydaşlarımızla mücadelemizi ve görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi dün kadın STK'larımızla bir araya geldik. Şönimlerimizle bir araya geldik. Sivil toplum kuruluşlarımızla ayrıca medya temsilcilerimizle bir araya geldik. Biz 6284'ü sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız. Bu kanun bizim için hakikaten çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi biz kararlılıkla sürdürdük ve biz sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Birçok insanla bir araya gelip pek çok çalışmaya birlikte adım atarız. Bir arı kovanı düşünün. Binlerce arının birlikte çalışmasıyla oluşan muhteşem bir hikayedir bu. Birlikte üretmenin hikayesi. Biz de birbirinden değerli hikayeleri artırmak, ürettikçe gelişen kadınları desteklemek için kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesini başlatıyoruz. Değerli misafirler, kooperatiflerin kapısından içeri adımını atan her bir kadın yalnızca kendi hikayesini değil, başkalarının hikayelerini de omuzlarında taşır. Kadın kooperatifleri işte bu yüzden çok önemlidir. Çünkü bir kadının emeği bir başka kadının umudu olur. Birinin tecrübesi diğerinin rehberi olur. Ortak akılla yürütülen her çalışma sadece kadınların değil, gelecek nesillerin de yolunu aydınlatır. Kadınların el ele vererek oluşturduğu bu güç yalnızca bugünümüzü değil, yarınımızı da şekillendirir. Ve kadınların emekleriyle değer bulan yarınlarımız güzelleştiğinde dünya değişir, toplum güçlenir. Bu inançla sizlerin sahip olduğu deneyimlerin sağladığı katkılar, kooperatifçiliğin kadınlar için bir kalkınma aracı haline gelmesinden son derece önemli. Bugün burada çizecek yol haritası sadece kooperatiflerimizi değil, kadınları ekonomik ve sosyal hayata katılımını daha da güçlendirecektir. 3 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadın girişimciliğini destekleyen ve kadın istihdamını artıran pek çok çalışma imza attık. Hayata geçirdiğimiz her bir politikayla kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmayı, onların iş dünyasında daha aktif ve lider roller üstlenmeyi sağlamaya amaçladık. Bu kapsamda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak 12. Kalkınma Planı'nda kadın kooperatifçiliğine özel bir önem verdik. Yürüttüğümüz çalışmalarla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılım oranını %40.1'e, kadın istihdam oranını %36'ya yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kadın girişimciliğini desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planımız bu hedeflerimizi gerçekleştirmede aslında bize önemli bir yol haritası sunuyor. Eylem planımızın 5 ana ekseninden biri olan ekonomik alanda kadını değişen iş ekonomik alanda yürüteceğimiz çalışmalarla kadının değişen iş gücüne tam, eşit ve etkin katılım sağlamaya ve ekonomik yönden güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra kadınların liderlik ve karar alma mekanizmalarında temsil ve etkinliklerini artırmayı da ayrıca hedefliyoruz. Bu anlamda kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi işbirliği protokolümüz, kadınların girişimciliklerini destekleyerek ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlamada önemli bir rol oynuyor. Kadınlar kendi işlerini kurmalarının yanı sıra işlerini yönetme ve büyütme konularında yetkinlik kazanıyor. Böylece hem kendi hayatlarında hem de bir parçası oldukları toplumda önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Yerel kalkınmaya katkı sağlıyor. Katkı sağlıyorsunuz. Bu protokol kapsamında bugüne kadar 81 ilimizde düzenlediğimiz çalıştay ve eğitim programları ile 45 binden fazla kadına ulaştık. 1207 yeni kadın kooperatiflerinin kurulmasına destek olduk. Bugün sadece İstanbul'da 50 kadın kooperatifin 600'e yakın kadın ortağı ile faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmeleri bizleri son derece mutlu ediyor. Faaliyet gösteren kooperatiflerimizin İstanbul'da kadınların güçlenmesine ve istihdamına önemli bir katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Ayrıca 30 ilde yürüttüğümüz kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim, danışmanlık
ve toplantılarla da bugüne kadar 10.251 kadına da ulaştık. Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla web portalimizi herkesin erişimine açtık. Bu portal ile kadın kooperatiflerinin iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kataloglarını yayınlayarak satışlarını artırmaya destek olduk. Bunun yanı sıra kadın kooperatiflerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler üretiyoruz. Ürünlerini geliştirmelerini ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyoruz. Tıpkı bugünkü toplantımız gibi yerel paydaş toplantıları düzenleyerek kadın kooperatiflerini güçlendirmek için yol haritası ve faaliyet planları hazırlıyoruz. Ve 20 ilimizde valiliklerimizin de destekleriyle bu faaliyet planlarımızı uygulamaya aldık. Kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almasını sağlamak açısından bu projeyle geleceğe umutla bakıyoruz. Kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli misafirler, kooperatifçilik, ekonomik kalkınmayı desteklemek, yerel girişimciliği teşvik etmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak açısından tüm ülkelerin ve uluslararası platformların önem verdiği bir husustur. Nitekim bu gerçeklikten hareketle 2025 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatif Yılı, Kooperatifler Yılı olarak ilan edildi. Ayrıca kooperatifler herkes için daha iyi bir gelecek inşa eder temasıyla bu yıl kutladığımız Uluslararası Kooperatifler Günü vesilesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Protokol kapsamında vereceğimiz eğitimlerle kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin bir şekilde faydalanmaları sağlamayı amaçlıyoruz. İlk eğitim programımızı Ankara'da gerçekleştirdik. Bu eğitimlerimize 81 ilimizde devam edeceğiz. İstanbul'da dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yürüteceğimiz bu çalışmalarla kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerini daha da güçlendireceğiz. Değerli misafirler, bugünkü toplantımız İstanbul'un dört bir yanından gelen kadınların el ele vererek, birbirinden öğrenerek ve birbirini destekleyerek yeni bir başlangıç yapmalarına fırsat sunacak. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, kooperatifçilik sadece ekonomik bir model değil, aynı zamanda kadınların birlikte üreterek, paylaşarak ve güçlenerek toplumsal değişimi başlattığı bir dayanışma modelidir. Çünkü kadınların ekonomik bağımsızlığı kazanması demek, çocuklarımızın daha parlak bir geleceğe sahip olması demektir. Ailelerin refah seviyesinin artması demektir. Ülkemizin barış ve huzur içinde daha çok ilerlemesi demektir. İstanbul gibi büyük bir metropolde kadın kooperatiflerinin karşılaştığı zorluklar kadar sahip oldukları potansiyel de oldukça büyüktür. Bugün burada bu potansiyeli nasıl harekete geçirebileceğimizi, hangi adımları atmamız gerektiğini ve nasıl daha güçlü bir birlik oluşturabileceğimizi konuşacağız. Sizlerin katkılarıyla oluşturulacak yol haritası geleceğe atılan sağlam bir adım olacak. İnanıyorum ki bu salondan çıkacak çalışmalar, fikirler, projeler ve işbirlikleriyle İstanbul'un kadınları daha da güçlenecek ve birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz.